Evet sevgili arkadaşlar, tekrar selamlar, merhabalar. Şimdi ise endeks diyeceğiz, borsa diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz haftaya başlarken Standard & Poor's tarafından notumuzda ve görünümümüzde herhangi bir değişikliğin yapılmaması konusunun ağırlığıyla yeni haftaya başlayacaktık. Ve birçok analistin görüşü bu hafta 100 bin seviyesinin, 100 bin desteğinin aşağısına inileceği ve endeksin önemli bir güç kaybı yaşayacağı şeklindeydi. Ancak benim düşüncelerim biraz daha farklıydı. Aslında taban tabana farklıydı. Ben çok önemli bir süreçten beri, son 2-3 haftadır sürekli analizlerimde şunu vurguluyorum. Endeksin 100 bin aşağısına pek de kolay gelmeyeceğini, yabancının ciddi şekilde bir pozisyon yüklenmiş olduğunu ve bu yüklü olarak taşımakta olduğu pozisyonlarını 100 bin üzerinde bir süre dalgalanma yaşatmak ve yaratmak suretiyle yeni alıcıları çekebilmek, 100 bin seviyesinin destek olduğuna dair güçlü bir inanç, güçlü bir mesaj verebilmek adına bir çaba göstereceğini, böyle bir strateji izleyebileceğini vurguluyordum. Bu sebeple de bu hafta 100 bin seviyesinin aşağısını asla beklemediğimi, 100 bin 300'deki aylık pivot desteğine kadar bir geri çekilmenin en fazla olabileceğini, aşağı yukarı da 100.300 ila 100.700 arasına yönelik geri çekilmeler ardından bir tepkinin olabileceğine dair beklentilerimi sizlere aktarmıştım. Nitekim de arkadaşlar, bu hafta içerisindeki tabloya baktığımız zaman minimum 100.700 seviyesinin görüldüğüne tanık olduk ve haftanın son günlerindeki güçlü bir seyir ile de 103.468-103.500 seviyesi görülmek üzere 103 bin üzerinde bir kapanış gerçekleşti haftalık kapanışımız itibariyle. Değerli arkadaşlar, sizlere endeks yorumunu aktarırken 3 ayrı grafik, hatta 4 ayrı grafik üzerinden aktarım yapıyordum. 2 adet haftalık grafiğimiz, 1 adet günlük grafiğimiz ve bir de bankacılık endeksindeki görünümü anlamak bakımından, oradaki öncü sinyalleri yakalayabilmek bakımından bir başka grafiğimiz daha bulunuyordu. Biz öncelikle endeksin haftalık grafiğinden başlayalım. Bu grafiğe zaten aşinasınız. Şurada görmekte olduğunuz %50 Fibonacci direncimi ifade eden 103.092 seviyesi bizim için önemli bir direnç noktasıydı. Bu seviyenin üzerinde kalınabilir ise eğer endeks bir sonraki nokta olan %61.8 direncini temsil etmekte olan 107.400'lere kadar devam edebilecek bir yükseliş gücünü bulabilecekti. Arkadaşlar, 103.000 seviyesinin aşağısında önemli bir süreç yaşadık. 100.700'e yönelik birkaç defa bu seviyelere doğru bir geri çekilme yaşadık. Buralarda ikili üçlü dipler anlamına gelecek olan bir formasyon oluşturulmaya çalışıldı. Ve buradan gelen tepkiyle tekrardan endeksin yükselişini devam ettirebilmesi için çok kritik bir eşik olan 103.000 üzerinde kapanış yaşadık. Ancak 103.000 üzerinde kapanış yaşamamız bir günlük kapanışın hiçbir anlam taşımadığını, taşımayacağını, en az iki kapanışın olmasının şart olduğunu biliyoruz. Teknik analizde önemli bir kriter olduğunu sürekli olarak vurguluyorum. 103.000 aşılmıştır diye rehavet içerisinde olmak yerine 103.000 seviyesi destek olarak çalışacak mı, çalışmayacak mı? Bu seviyenin üzerinde kalıcı olabilecek miyiz, olamayacak mıyız? Bunu çok yakından takip etmemiz gerekiyor. 103.000 seviyesi üzerinde kalıcı olup olamayacağımızın öncü sinyalini ise pivot verilerimize bakarak anlayabiliriz. Haftalık olarak arkadaşlar, bu hafta için takip etmemiz gereken pivot seviyesi 102.638'dir. Yaşanabilecek olan geri çekilmelerde 103.000'in aşağısına indiğimiz anlarda şayet 102.600'e doğru yaklaşıp bu seviyelerden bir destek, bir tepki bularak tekrar 103.000 üzerinde kalmak adına bir gayret görebiliyor isek, bu durumda 103.000 seviyesinin, 103.100 seviyesinin destek olarak yaratılma, destek olarak kuvvetlendirme ve bu destekten alınacak güç ile 106-107 binlere doğru bir hareketlenme ihtimalinin ön planda olabileceğini düşünebiliriz. Yani 102.600'ler üzerinde kaldığımız müddetçe 103.000 üzerinde kalıcı olabiliriz. Bu durumda ilk takip etmemiz gereken seviye 104.563 olacaktır. Bu seviyeye kadar bir yükseliş olabilir. Bu seviyede bir zorlanma olur da tekrardan geri dönecek olursak yine takip etmemiz gereken destek bu seviye olup buradan bir tepki buluyor muyuz, bulamıyor muyuz meselesidir.
104.500'ün aşılması ve bu bölgenin destek haline getirilmesi durumunda ise bu kez 105.000-105.400 aralığını takip etmemiz gerekecektir. Ne zaman ki 105.000 üzerinde net kapanışlar görüyoruz, 105.000 seviyesi üzerinde en az 1-2 kapanış ve hatta gün içerisinde de 105.000'in aşağısına gelmek istemeyen bir seyrin hakim olduğuna tanık oluyorsak, bu durumda endeksin 107.400 seviyesine, yani şu direnç bölgesine yönelmek isteyebileceğini düşünebiliriz. Zira haftalık son 3. pivot direnç noktamızda 107.300'ü göstermekte. Şuradaysa arkadaşlar 107.400'ü görüyoruz, yani şu bölge. Değerli arkadaşlar, bu haftalık grafiğimden ayrılıyorum. Bu haftalık grafiğim geniş çaplı bir haftalık grafikti. Yani endeksin 120 binler civarındaki zirvesiyle son aylardaki görmüş olduğu en düşük seviye olan 84 binler seviyesini dikkate alarak çizilmiş olan bir grafik konumundaydı. Bu haftalık grafiğimiz ise arkadaşlar endeksin 87.500'den başlayan, yani en son 1,5-2 ay önce başlamış olan yükseliş eğiliminin 106.000'e kadar devam eden sürecini dikkate almakta. Bu grafikle ilgili yorum yaparken de sürekli olarak 101.500 seviyesinin, yani şu bölgenin önemli bir destek noktası olarak algılanması gerektiğini ifade ediyordum. Bu seviye aşağısında kalınmadıkça, daha doğrusu bu seviye aşağısında kapanışlar olmadıkça endeksin 100.000 desteğini kırmak gibi bir niyetinin çok yüksek oranda olmayacağını vurgulamıştım. Nitekim 101.500, yani şu bölgenin aşağısına birkaç sarkma yaşanmış olsa da yine de bu seviyenin üzerinde kalıcı olmakla 103.000'lere tekrar ulaşılmış oldu. Değerli arkadaşlar, bu hafta için önemli olan seviyeleri sizlere vurguladım. 101.800 seviyesi önemli bir destek noktamızdır. Şayet 102.600 haftalık pivotu üzerinde kalamıyor isek eğer, bu durumda 101.800'e, ama genel anlamda şuradaki 101.500 desteğini çok yakından izlememiz gerekiyor. Kısa vadeli işlem yapmakta iseniz 102.600 seviyesinin aşağısında kapanışları kısa vadeli olmak kaydıyla stop loss olarak görebilirsiniz. Ama orta vadeyi takip ediyorsanız, yani 10 gün, 15 gün, 20 gün gibi bir süreci dikkate almakta iseniz, bu durumda ana stop noktanız 101.800-101.500 bölgesi olabilir. Bu seviyelerin aşağısındaki kapanışlar endeksin ciddi şekilde teknik manada değer kaybı anlamına gelebilir. Tabii ki klasik anlamda 100.000 psikolojik desteği en önemli stop noktası olarak kabul edilmesi gereken husustur. Sevgili arkadaşlar, ben endeksin seçimlere kadar bir süre daha 100.000 üzerinde kalmaya devam edebileceğini tahmin etmekteyim. Zira gelişmekte olan ülkelere para akışı devam ediyor. Özellikle Çin ile alakalı olarak onların ekonomik büyüme kaygılarıyla birlikte bir takım likidite imkanları yaratma adına atmış olduğu adımlar ve bunun öncülüğünde gelişmekte olan ülkelere doğru bir parasal genişleme eğiliminin söz konusu olması, bir süre daha Türkiye önderliğinde veya Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkeler kapsamında gelişmekte olan ülkelere sıcak paranın akışının devam etme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle kısa süre içerisinde çok önemli, çok ciddi konjonktürel problemler veya küresel sorunlar olmamak kaydıyla endekste yabancının biraz daha el üzerindeki yükü hafifletebilmek ve endekse bir anlamda, tabirimi hoş görünüz, yeni alıcılar, yeni müşteriler çekebilmek manasında endeksi biraz daha dalgalandırmak, 100.000 üzerinde dalgalandırmak isteyeceklerini düşünmekteyim. Ha, yabancılar demişken değerli arkadaşlar, bir de yabancıların ne durumda olduğuna bakalım. Hemen şuradan yabancı takas oranını çağıralım. Yabancı takas oranı arkadaşlar yavaş yavaş bir gerileme eğilimi içerisine girmiş bulunuyor. Bakınız, şu bölgelerden başlayan %61,5 seviyelerinden başlayan çok net bir yükseliş sonrasında %66,16'lara ulaştılar. Ama en son durum itibariyle %65,48'i görmekteyiz. Yaklaşık 0,70 gibi %1'e yakın bir geri çekilme eğiliminin olduğunu görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu belki çok büyük bir oran gibi gelmeyebilir sizlere. %0,70 nedir ki diyebilirsiniz. Ama şuradaki 5 puanlık bir yükselişin, 4,5 puanlık bir yüzdesel manada, oransal manada bir yükselişin endeksi 15.000 puana yaklaşan bir ralliye kaldırdığını asla ve asla unutmayalım. Şu bölgelerde yabancı mal toplarken
endekste çok önemli bir yükseliş olmuyordu. Sinsi bir şekilde toplamışlardı mallarını ve başka kurumlar üzerinden alımlar yapmak kaydıyla takas oranlarını gizlemeye çalışmışlardı ve endeksi stabil tutmaya çalışmışlardı. Şimdi ise sevgili arkadaşlar bir şekilde endeksi yüksek tutmaya, yani rakamsal bazda yüksek tutmaya çalışarak bir şekilde hepimizin gözüne hoş göstermek, endeksin sanki çok önemli bir yukarı potansiyeli varmışçasına gösterebilmek adına bir şekilde herhangi bir şeyi içinden oyarcasına endeksten ve özellikle de bankalardan yavaş yavaş çıkabilme stratejisini uygulayabileceğini ve bileceklerini hesaba katmak durumundayız. Bu nedenle özellikle yüklü miktarda pozisyon aldıkları banka hisselerinde ilk önce çıkabilecekleri hisseler olması bakımından banka hisselerini yakından takip etmekte ve şu yabancı takas oranını da gün be gün izlemekte yarar görmekteyim. Ben şimdi sizlere bu yabancı takas oranını arkadaşlar günlük formata çevireceğim. Şurada görmekte olduğunuz gibi, bakınız şu bölgede olmak görmekte olduğunuz gibi bir aşağı eğilim söz konusu. Özellikle 14 Şubat tarihinden itibaren de kararlı bir şekilde yabancı takasında bir aşağı eğilimin var olduğunu görüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, yabancılara karşı dikkatli olmamız gerekiyor dedim. Yabancılarda ufak çaplı da olsa bir satış eğiliminin gündemde olduğunu, satış eğiliminin başladığını görüyoruz. Endeksin rakamlarına ve seviyelerine çok fazla aldanmamak gerektiğini bir kere daha hatırlattıktan sonra endeksin günlük grafiğine geçiyorum arkadaşlar. Günlük grafikte yine 87,5'tan başlayan rallinin 106.000'e kadar devam ettiği süreci dikkate alıyoruz. Şurada görmekte olduğunuz gibi 101.500 Fibonacci desteğimiz. Bunun aşağısına sarkmalar yaşanmış ama bunun üzerindeyiz. Halen 4 gündür de artı kapanışlar yaşamaktayız. Ve arkadaşlar endeksin pazartesi günü itibariyle 103.112 seviyesinin bir pivot seviyesi olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin önemli bir özellik olarak dikkate alınması, bu seviyenin üzerinde kalabiliyor, bu seviye üzerinde bir destek oluşturabiliyorsak bu durumda dikkat etmemiz gereken noktalar birinci olarak arkadaşlar 103.600 seviyesi, zira cuma günü 103.500'lerin ötesine geçememiştik. İkinci olarak 103.969, 104.000 diyelim ve önemli bir nokta olarak ise üçüncü direnç olarak 104.469, 104.500 seviyesini pazartesi günü itibariyle yakından takip etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ufak bir geri çekilme söz konusu olabilir pazartesi günü seans açılışı itibariyle. Zira gece 03.04'lerde Asya piyasalarının nasıl açılacağını net olarak bilmiyoruz. Ama çok da olumsuz bir açılış olmasını beklemiyorum. Yine yatay bir seyir içerisinde bir açılış olabilir. Ama cuma gününün yükselişini dikkate aldığımız zaman bir ihtimaldir 102.700'lere, 102.500 bölgesine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama 102.500'ün aşağısına gelinmesini şu aşamada çok kuvvetli bir ihtimal olarak görmüyorum. 103.500'ler yakınlarında kapanmış olan endeks koşullarına bağlı olarak bu 103.000'deki önemli direncin de aşılmak istendiğine dair bir niyet gösterebilmek adına 104.000'e yaklaşımlara tanık olabiliriz. Ama 104.000 seviyesine de çok yakından dikkat etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yabancı yavaş yavaş satma eğiliminde, bu açıdan anlık yükselişler veya anlık parlamalar olabilir. Bu durumları endeks koptu, gidiyor, şuraya koşuyor, buraya koşuyor gibi bir coşku vesilesi olarak karşılanmasını doğru bulmuyorum. Endeks için çok çok dikkat etmemiz gereken bir sürece ve hatta endekse duyarlı olan hisse senetleri bakımından da çok dikkat edilmesi gereken bir sürece girdiğimiz kanaatindeyim. Sevgili arkadaşlar, genel olarak endekse dair yorumlarımı hazırlarken veyahut da düşünce ve fikirlerimi sizlerle paylaşırken Biop'ta kim ne alıyor ne satıyor bu hususa da yakından ilgi gösteririm. Çünkü biliyorsunuz Biop piyasaları endeksin önümüzdeki günlerini fiyatlayan bir piyasadır ve yabancıların özellikle hangi adımları attığı konusu büyük önem taşımakta. Değerli dostlar, geçtiğimiz hafta içerisinde yabancıların özellikle Credit Suisse'in long pozisyon aldığını, 18.500 kontrat civarında long pozisyon aldığını görüyorum. Evet, bu kötü bir gelişme midir? Hayır, iyi bir gelişmedir. Endeksin yükselişini destekleyecek bir faktördür. Citibank'ta 3.000 kontrat civarında bir long pozisyon taşımakta. Bu kurumlar zaten genel anlamda long pozisyon taşıyan, yani long ağırlığı olan kurumlardı. Ama arkadaşlar şurada bir enteresan durum var ki
Ondan önce şu noktaya dikkat çekmeliyim. TEB yatırımın 39 bin kontrat civarında geçtiğimiz hafta satışı olmuş. Bu satış niçin arkadaşlar benim için önemli ve sizlere de bu satışı özellikle vurgulama ihtiyacını hissettim. 39 bin kontrat satışı olan TEB yatırım şuradaki genel tabloya baktığım zaman bu tablo Şubat vadeli Viyop kontratlarının genel rakamlarını göstermektedir. TEB yatırımın elinde 65 bin kontrat mal bulunmakta arkadaşlar. Daha önce 100 bin kontrat civarında bir pozisyonu varmış ve bu 100 bin kontratlık pozisyonunun neredeyse %35-40'lık bölümünü geçtiğimiz hafta kapatma gereği duymuş. Yani short pozisyon açarak şurada az önce de göstermiş olduğum gibi evet şurada 39 bin 40 bin kontratlık short pozisyon açarak önemli bir pozisyonunu kapatmış durumda. Bu durum arkadaşlar dikkat çekici bir husus olarak aklıma yazmalıyım. Her ne kadar diğer kurumlarda long pozisyonlara yönelik bir eğilim görülüyorsa da bu long pozisyonların çok da kolay bir şekilde kapatılabileceğini de unutmamak gerekiyor. Sevgili arkadaşlar bir de bankacılık endeksine bakalım isterseniz. Bankacılık endeksindeki durumun ne olduğunu bir gözlemeye çalışalım. Bankacılık endeksiyle ilgili olarak sizlere sürekli olarak şu 130 bin seviyesinin önemine dikkat çekiyorum. 130 bin seviyesini birkaç defa test ettik ama bunun aşağısına gelinmedi, kırılmadı. Dolayısıyla şu anda bu destek üzerindeyiz. Bu destek bir stop loss olarak kabul edilebilir. Zira bu desteğin kırılması durumunda bankacılık endeksi öncülüğünde endeksin önemli kayıplar yaşayabileceğini dikkate alabilmeliyiz. Evet sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz hafta yabancı ne aldı ne sattı konusuna gelince lot bazında bir değerlendirme yapacak olur isek arkadaşlar, geçtiğimiz hafta 16,5 milyon lot civarında Yapı Kredi Bankası'nın alındığını, daha sonra 8 milyon lot civarında Vakıf Bank'ın alındığını, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli, İş Finans, Enerjisa, Zoren gibi hisselerin devam ettiğini, Aselsan'da yine yabancı alımının 1,5 milyon lot civarında olduğunu görmekteyiz. En çok hangi hisselerin satıldığına lot bazında bakıyoruz arkadaşlar. Burada ise Türk Hava Yolları'nda geçen hafta önemli satışlar olmuş. Her ne kadar yükseliş eğilimi içerisinde olsa bile ilk haftanın ilk günlerindeki satışların ardından gelen alımlara rağmen hala Türk Hava Yolları'nın negatif durumda olduğunu görmekteyiz. Onun için dikkatli olmakta yarar bulunuyor. Garanti Bankası'nda 11 milyon 12 milyon lot civarında satış var. Garanti Bankası endeksin lokomotif bir kağıdıdır ve endeksi yukarı taşıyan önemli kağıtlardan birisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve endeksin son 2 gündeki hareketliliğine rağmen Garanti Bankası'nın oldukça durgun kaldığını lütfen unutmayalım. Bu manada Garanti Bankası'ndaki yabancı çıkışının devam edip etmeyeceğini, para çıkışının devam edip etmediğini gün içerisinde de takip etmekte yarar bulunuyor. Petkim'de satışlar olmuş, Akbank'ta, Halkbank'ta, TT.com'da ve arkadaşlar bu tabloları screenshot yaparak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar sizlere geçtiğimiz hafta borsapivots.com sitesine dönüyorum. Bu sitede biliyorsunuz bazı veriler hazır bir şekilde incelenebiliyor. Günlük para giriş ve çıkış verileri içerisinde son 5 gün içerisinde yani geçtiğimiz hafta en çok hangi hisselere para girişinin yaşanmış olduğunu görmek istiyorum. Türk Hava Yolları'nda arkadaşlar son 5 gün itibariyle 76-77 milyonluk bir para girişi yaşanmış. Son günlerde yoğunlaşan bir giriş, önceki günlerde çıkışlar vardı ama son 3 günde 36 milyon, 24 milyon ve 41 milyon civarında para girişi olmuş. Aselsan'da istikrarlı bir şekilde para girişi görmekteyim. 64 milyon civarında bir para girişi yaşanmış. Ereğli'nin, Koza'nın, Soda'nın, Yapı Kredi Bankası'nın ve Vestel'in ise genel anlamda geçtiğimiz haftanın genelini dikkate aldığımız zaman para girişleri yaşamakta olduklarını görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, sizlere özellikle ve özellikle vurgulamak istiyorum ki yabancı takasının gün be gün hangi seviyede olduğunu mutlaka ve mutlaka sorun, soruşturun, imkanınız varsa grafiklerinizden inceleyiniz. Ve yine özellikle büyük banka hisselerinin gün içerisinde para çıkışı mı, para girişi mi yaşıyor, ne durumda ve pivot seviyelerinin aşağısında mı, yukarısında mı olduğunu mutlaka ve mutlaka irdeleyiniz. Yani hep yaşamış olduğumuz sorun şu: alırken de geç kaldım, satarken de geç kaldım. İşte bu geç kalmışlığın önüne geçebilmek için lütfen arkanıza yaslanıp da endeks şuraya kadar gidecek, buraya kadar düşecek gibi
afaki görüşler ve düşünceler içerisinde olmayınız. Birilerinin vermiş olduğu hedefleri çok ciddiye almayınız. Kendi gözlerinizle, kendi gözlemlerinizle bir şeyleri görünüz ve ona göre karar veriniz. Ve tekrar tekrar vurguluyorum ki taşımakta olduğunuz hisseleriniz tabii ki endekse duyarlı olabilir, olmayabilir. Endeks düşerken de yükselen hisseleriniz olabilir. Bunlar ayrı konulardır. Hissenizi çok iyi tanıyınız ve tanıdığınız o hissenin mutlak ve mutlak surette hem günlük hem haftalık pivot değerlerini, destek ve direnç noktalarını hangi seviyelere kadar gerileyebileceğini ve hangi seviyelere kadar yükselme ihtimali olup da nerelerde zorlanabileceğini mutlaka ve mutlaka bilerek bilinçli adımlar atınız. Bu durumda arkadaşlar satamadım veya alırken geç kaldım, satarken geç kaldım gibi bir sorunu, bir problemi minimum seviyeye indirmiş olursunuz. Değerli arkadaşlar, endeksle ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Hafta içerisinde yine gerek olup ise ara ara yorumlar geçmeye gayret göstereceğim. Efendim, bu yorumlarımdan, analizlerimden memnun iseniz lütfen kanalıma anlık bildirimler gelmesi avantajını sağlayabilmek bakımından abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler ediyorum. Çok çok güzel bir hafta diliyorum. Umarım ki tüm hisseleriniz sizlere ciddi kazançlar, ciddi primler yaşatabilsin. Hoşça kalınız efendim. Saygılarımla.